içerisinde dolu. Yaptığınız kötü bir şey. Aslında sizi hostese ihbar etmeliydim. Beni uçaktan aşağı mı atarlardı dersiniz? 6 yıl. Koskoca bir 6 yıl. Onu çok özledim. İlhan'ı buraya sen mi getirtiyorsun? Peki babaanne, ben yetmiyor muyum? Ayrıca yönetimde ihtiyaç varsa ben de bu yıl mezun oluyorum baba. Ne yani, İlhan bizimle mi çalışacak? Onu yönetime mi alacaksın baba, yetki mi vereceksin? Neyse, bunları sonra konuşuruz. Hele bir gelsin de. Baban ne dedi peki? Babam kadının ruh hastası olduğundan emin. Dağılmazsa polise gideriz diyor. Polise mi? Ama bunu yapamazsın. Kadın sana bir zarar vermiş değil ki. Beni izliyor eminim. Tatlım, birkaç kez üst üste kadını gördün diye zavallıyı polise şikayet edemezsin. Belki kim olduğunu öğrenmiştir. Yardım isteyecektir. Benimle yemek yerken görüldün diye kıyamet kopmaz ya. Haklısın. Hadi sana gidelim. Neymiş şu müthiş gerçek, söylesenize. Sen Demir ailesinin Özoğlu değilsin. Yani bunu aileme söylemeli miydim? Belki de en büyük hatam söylemek oldu. Sizin gerçek oğlunuz olmadığımı söyledim. Neden bir şey söylemiyorsunuz? Üf, yine mi şu konu? Artık başka bir şey konuşulmaz oldu. Çünkü İlhan'ın gelişi hepimizin hayatını değiştirecek. Önce nereye gelecek dersiniz? Buraya mı yoksa babamın evine mi? Oraya, babaya, benim yanıma. Hı. Babaanne. İlhan. Baban evlendi İlhan. Babam her zaman çapkın biriydi. Annemle hep bu yüzden kavga ederlerdi. Sen sadece kendi kuşkularının esirisin. Bu sana verdiğim son şanstır. O da senin değil, çocuklarımızın hatırına. Ne yani, beni boşanmakla mı tehdit ediyorsun? Bu senin için bir darbe olmadı değil mi canım? Benim için mi? Yok canım, niye olsun? Bakarsın annem de evlenir. Ah, annen geldi. Anne. Nihayet döndün de. Ya benim yerime oynarsa? Böyle bir şeye izin vermezsin değil mi baba? Merak etme, merak etme. Sonunda herkes layık olduğu yere gelir. Gel. Orada kendine güzel bir hayat kurmuşken dönmene şaşırdım doğrusu. Biz de burada babamla büyük bir mücadele verdik. Bütün bu rekabete rağmen gazetenin hep canım bir numarada kalmasını sağladık. Allah. Ah baba. Sonunda döndün. Yeşim. Yeşim'i hatırladın mı? Yeni eşim. İyi görünüyorsun. Geçen yıllar sana yaramış. Sen de öyle. Londra'ya kaçıp gitmeden önce İlhan'la çok iyi arkadaştık. İyi anlaşırdık. Hatta sırdaştık, öyle değil mi?
Hı hı. Bir gün akraba olacağımız hiç aklıma gelmezdi. Vedat, sen bu evin reisisin oğlum. Hadi bir şeyler söyle de kadehlerimizi bu mutlu gece için kaldıralım. Büyük oğlumun yıllar sonra evine, ailesine dönmesi beni çok mutlu etti. Kadehimi ailemin birliği için kaldırıyorum. Ne güzel, ne güzel. Ben de yıllardır hep bugünün hayaliyle yaşadım. Nihayet torunum evine döndü. Şimdi çok bahtiyar. Temür ailesi köklü, güçlü, saygın bir ailedir. Biz de ayrılıklar yaşadık, acılar yaşadık. Ama dayandık, başımız eğilmedi. Başarımıza hiç gölge düşmedi. Şimdi çocuklarımız, torunlarımız bu başarıyı ileriki nesillere taşıyacaklar. Ayrıca büyük torunumun eve dönmesiyle de bugünün bir dönüm noktası olacağını sanıyorum. Tuhaf, içimden bir ses artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor bana. Babaanne, bizi korkutuyorsun. Ben sana katılmıyorum babaanne. Benimle ilgili değişmeyecek bir şey söyleyebilirim. Hak ederek aldığım hiçbir şeyden fedakarlık etmeyeceğim. Ama Canikom, hiç kimse sonra senin elinden bir şeyler alınacağını söylemedi ki. Ben de bir şey söylemek istiyorum. İzin verirseniz. Burada kalacağımdan emin değilim. Alo? Kenan, inanmıyorum. Ne güzel sürpriz bu. Bizi unuttun sanıyordum. Evet, iyiyim. Alıştım. Yok canım, Vedat'ın yeni karısını öldürme planlarından çoktan vazgeçtim. Silah yok, zehir yok. Zaman yeterince öldürücü bir silah zaten. Yıllar o aşkı nasıl olsa tüketecek. Bütün sevdalar gibi onlarınki de yok olmaya mahkum. Evet sevgili Kenan, işte böyle teselli buluyorum. Şu anda senin şerefine içiyorum. Sana müthiş bir haberim var. İlhan döndü. Evet, doğru söylüyorum. Böyle sessiz ve sevgi dolu göründüğüne bakmayın. Kim bilir kafasında ne müthiş planlar vardır. Ben de babaannem gibi düşünüyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Abartıyorsunuz. Kendi de söyledi ya, İlhan hala kararsız. Bakarsınız geri döner. Hiç zannetmiyorum. Babaannem hayattayken biraz zor. Trafalgar Meydanı'na geldiğimizde o kadar sevindik bir araba oldu. Gülme, gülme. Biliyorum gençler kendileri için plan yapılmasından hoşlanmazlar ama ben senin için plan yaptım İlhan. Babaanne, lütfen bu geceyi mahvetme. Peki, peki. Yarına kadar sabredebilirim sanırım. Kenan aradı. Ah! Ceyda'yı aramış. İlhan'ın geldiğini ondan öğrenmiş. Gözün aydın diyor. Bak şunun yaptığını. Ta Amerika'dan önce Ceyda'yı arıyor da bizi aramıyor. Kenan amcanı hatırlıyorsun değil mi? Amerika'ya gittiğinde ben daha çocuktum ama hatırlıyorum. Orta ikideydin. Bana denizci hikayeleri anlatırdı. Anlattıklarını gece düşlerimde görürdüm. Balinalar, kırmızı zehirli balıklar, yollarını kaybedip deniz dibindeki mağaralara düşen gemiciler, şarkı söyleyen deniz kızları. Kenan'ın gerçek dışı bir dünyası vardı. İki oğlumun hayalci olanıydı Kenan. Hayaller kurar dururdu. Vedat gerçekçiydi. Dua et ki ben de Kenan gibi aylak değilim. Kenan dönmeye kararlı. Sahi mi? Hadi canım siz de. Hep böyle söylüyor, bizi uyutuyor. Ama gelmiyor. Kutlama bu kadar mı? Şampanya yok mu? Yapmış olacağını umuyordum. Neden? Babamla Yeşim hakkındaki sorularına cevap vermek zorunda kalmamak için. Saçmalama, onları merak etmiyorum. Hadi anne. Pekala, anlat bakalım. Yine Romeo ve Juliet'ten sahneler mi oynandı? Üf anne, ne kadar kıskançsın. Hayır, sadece meraklıyım. Bütün gece tuhaf bir elektrik hissettim. Hmm. Evet, İlhan'la diğerleri arasında. Hmm, biliyorum. Savaş nefretini saklayamıyor. Yok yok, savaş değil. Başka bir şey. Ne? Evde
Bir aşk kokusu vardı. Babanın genç bir kadına duyduğu zavallı kompleksli bir tutkunun adı aşk mı oldu? Anne, babamla eşimden bahsetmiyorum. Bilmiyorum. Öyle bir şey hissettim. Neyse, iyi geceler. Bak gördün mü? Sana gene eski odanı hazırlattım. Ama o zaman burada küçücük bir çocuk yaşıyordu. Şimdi kocaman bir adam. Ah babaanne. Buradan ayrıldığımda koca bir delikanlıydım ben. Baksana. Küçücüktün. Ah canım benim. Canım. Bundan sonraki hayatının çok güzel olmasını istiyorum. Olacak ama. Biliyorum. İyi uykular canım. İyi geceler. Aile toplantılarında kendimi yaşlanmış hissediyorum. Hele İlhan'ın dönüşü. Bakalım neler olacak. Bildiğim kadarıyla İlhan iyi bir çocuktu. Sana problem çıkartacağını sanmam. Savaşın hırçınlığı üzerinde. Rakip istemiyor. Haksız da sayılmaz. Yayın koordinatörü olabilmek için çok çalıştı. Oğlum olduğu için değil. Hakkıyla geldi oraya. Yani İlhan sıfırdan mı başlayacak? O da kardeşi gibi bütün aşamalardan geçmeli. Uzun iş. Bakarsın İlhan yine bir şeye sinirlenir, önceki gibi çekip gider. Herkes de rahat bir nefes alır. Çocuk değildin babaanne. Gençtin. Üstelik aşıktın. Evet arkadaşlar, geliyorlar. İyi çalışmalar arkadaşlar. İlhan, oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlhan, Namık Bey yeni yazı işlerini duyuyoruz. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ha, Kerim'i hatırladın mı? O zamanlar tıfıl bir muhabirdi. Ne haber Kerim? Nasılsın Kerim? Sağ ol. Engin Bey sorumlu müdür. Memnun oldum. Melike Hanım. Melike Hanım yayın danışmanımız. Geçen yıla kadar gazetemizin Roma temsilcisiydi. Yaşlanınca merkeze alındı. Ben de oldum. Ben de. O kadar başarılı ki benim yerime eline geçirmesinden endişe ediyorum. Sen de dikkat etsen iyi edersin. Tamam. Sakın ona inanmayın. Beni burada zorla tutuyor. Aslına bakarsanız burada hiç kök salmaya niyetim yok. İşte bu doğru. Rakiplerimizin onu almasına engel olmaya çalışıyorum. Günaydın. 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 Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin Aşçıbaşı. Sağ olun. Aşçıbaşı, bundan sonra yemek listesini ben de her gün görmek istiyorum, olur mu? Torunumun yıllardır yemediği, özlediği bazı ilaveler yapalım. Başüstüne efendim. Bu evde hiçbir şeyin değişmediğini görsün istiyorum. Babaanne, yoksa seni yine torundan söz ederken mi yakaladım? Haksızlık etme Caniko. Hepiniz torunumsunuz. Hepinizin gözünün içine bakarım ben. Ama itiraf et, İlhan başka değil mi? Belki de ona kimsesiz olduğu için acıyorsun. Hadi bakalım küçük hanım. Anlat bakalım, bugünün nasıl geçti? Ya babaanne ya, neden çekiştirip duruyorsun? Bağırma. Onların bu durumu bilmediklerini mi sanıyorsun? Bilsinler, ne çıkar bundan? Beni asıl şaşırtan senin böyle konuşman. Ben sadece gerçeği söyledim. Gerçekmiş. Hep böyle derler değil mi? Ben gerçeği söyledim.
Bile bile birinin kalbini kırmak mıdır gerçek? Ay merak etme, kalbi kırılmaz. Zaten burada değildi ki. Buraya bak. İlhan bu evde saygı görmeli. Kız kardeşi onun hakkında böyle konuşursa hizmetkarlar nasıl saygı gösterir ona? Doğrusunu istersen babaanne, İlhan'ın saygı duyulup duyulmaması umurunda bile değil. Benim umurumda ama ayrıca küçük şımarık bir kızın küstahlaşması da umurumda. Anne, bildiğim kadarıyla siz pek sinirlenmezsiniz ama galiba Ahu bunu başarmış. Bizim evde kavga pek olmazdı. Ama bundan böyle kavga gürültü eksik olmayacak gibi. Bazı insanlar uğursuzdur bilirsin. Ne dedin sen? Sen kime uğursuz dedin? Buraya... Çabuk. Anne! Baba! Ben hemen doktor çağırıyorum. Baba anne! Dur! Dur bir dakika! Doktor Baran'ı çağırma bana. İstemiyorum. Ama babaanne o senin doktorun. İstemiyorum dedim sana. O yaşını. Ne bu be? Ben yaşını. Olmaz. Bunlar doğru dürüst bir sonuç alınmaz. Bana şeyi çağırın. Neydi o hani? Kim? Genç bir asistan doktor vardı, ne? Kim? Nerede, ne? Faruk mu? Faruk. Onu çağırın siz bana. Benim canım genç bir adam görmek istiyor. Vedat Bey yoklar efendim. Kim arıyor? İyi günler Tahsin Bey. Vedat Bey icra kurulu toplantısında. Tabii efendim, çıktığı zaman notunuzu iletirim. İyi günler. Merhaba anneciğim. Canım, sen uğrayacak mıydın bugün bana? Yok, dersten çıktım, belki akşam eve birlikte döneriz diye uğradım. Sibel'cim, benim daha dünya kadar işim var. Bugün gerçekten olağan dışı bir gün yaşıyoruz. Canım, sen beni hiç bekleme, benim kaçta çıkacağım belli değil. Hayrola? Patronun oğlu geldi, büyük oğlu. Burada göreve başlayacak ama daha ne sorumluluk üstleneceği belli değil. Şimdi ona karar veriyor. Toplantıdan önce uzun uzun düşündüm. Reklam grubunda çalışmam daha doğru olur sanırım. Bence de çok uygun. Sen kabul ettikten sonra benim bir diyeceğim olmaz. Açık konuşacağım. İlhan Temur'un böyle aşırı bir tevazu göstermesi sorumluluktan kaçmasından mı yoksa habercilikten hoşlanmamasından mı? Bence kendini hangi görev için yeterli görüyorsa onda çalışması çok mantıklı. Ben İlhan'ı yayın koordinatörü olarak düşündüm. Tıpkı Savaş gibi. İyi de ben bu göreve geleli daha bir yıl oldu. Yani değişik kademelerde çalıştıktan sonra adım adım. Hem böyle kraldan çok kralcı olmanı da pek anlayamadım. Elbette İlhan da yıllar içinde çok iyi bir yere gelir. Muhakkak. İlhan Bey kendi tercihi olan bir birimde çalışmaya başlarsa kendisinden daha yüksek bir verim alacağımızı düşünüyorum. Bence bu konunun İlhan Temur'un yanında tartışılması yanlış. Bence de. Biz karar verirken kendisini dışarıda beklemesi çok uygun olur. Evet, çok doğru. Kararınız ne olursa olsun saygı göstereceğim. Ve her türlü sorumda hazır olduğumu bilmenizi isterim. İyi çalışmalar. Aman Tanrım ne sakarım. Özür dilerim, gelin hemen elinizi suya tutalım, gelin. Soğuk su tutalım elinizi, buyurun. Tamam. Tamam. Geldik, tamam. Buyurun. Hay Allah, çok üzgünüm. Burada mutlaka bir doktor vardı, şimdi sizi ona götürürüm. Aa, yok, çekmeyin elinizi suyun altında. Biraz daha kalsın suyun altında. Şu harika bakın, ben ne yapacağım şimdi? Bluzunuzu çıkaralım, suyun altında tutalım. Ben size giyecek bir şeyler bulurum. Çok acıyor. Kabarmaya başladı bile kesin yara olacak. Tamam dönün. Evet. Tamam. Bir dakika biz yanlış yerdeyiz galiba. Evet benim hemen çıkmam lazım. Siz elinizi suyun altında tutmaya devam edin. Ben sizi dışarıda bekliyorum. Hayır, çıkması gereken benim. Burası erkekler tuvaleti. Tansiyonumuz biraz yüksek. Sonra yine bakacağız. Çocuklar. Bizi doktorla yalnız bırakır mısınız? Lütfen. Ama babaanne. Lütfen. Öyle kendimi daha rahat hissedeceğim. Peki anne.
Kapıyı arkanızdan kapayın. Sence neden böyle yaptı dersin? Ya babaannemin bugün gerçekten bir tuhaflığı var Yeşim. Kusura bakma Mahu. Ben tanıdım tanıyalı babaannem biraz tuhaftır zaten. Yeşim sen ne demek istiyorsun? Onun her zaman iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Yeşim, babaannemi sevdiğini sanırdım. Sevmiyor değilim. Seviyorum tabii. Ama nasıl oluyor da ailedeki herkes üzerinde bu kadar büyük bir otorite kurabiliyor? Farkında mısın? Hep onun dediği oluyor. Güya gazetenin patronu Vedat. Bu evin, ailenin reisi Vedat. Ama onu bile annesi yönetiyor. İtiraf edeyim, bu da beni çıldırtıyor Ahu. Ondan korkuyorsun öyle değil mi? Hayır, ne münasebet? Yeşim, merak etme. Babaannem oğlunu senden ayırmaya çalışmaz. Çünkü babamın sana nasıl tutkun olduğunu o da farkında. Zaten buna kimsenin gücü yetmez. Sok şu kordonları çantaya. Ciddi bir şeyim yok, biliyorum. Dün büyük bir heyecan yaşadım ben. Tabii, torunum geldi. Yıllar sonra evine döndü. Evet, bu yüzden olmuş olabilir. Gerçek şu ki doktor, ben artık yaşlı bir kadınım. Ailemi hep yanımda görmek istiyorum. Bakın, ben eski gelinimi bile boşandıktan sonra yanımdan, yakınımdan ayırmadım. Biliyorum, siz bütün ailenin kilidisiniz. Kilit mi? Ay ne kötü bir benzetme. Hiç romantik değilmişsiniz doktor. Şimdi, benim torunum döndü ama küçük oğlum hala Amerika'da. Gelmiyor buraya. Ben gidiyorum ta oralara onu görmeye. Ama yaşlandım artık. Gitmek istemiyorum o kadar uzaklara. Aman bizim bu ailenin erkeklerine ne oluyor bilmiyorum ki. Küsüp küsüp kaçıp gidiyorlar uzaklara. Şimdi ben sizden bir şey rica ediyorum. Benim çok hasta olduğumu söyler misiniz onlara? Hatta günlerimin sayılı olduğunu. Ama durumunuzu bilmiyorum ki. Bunun için de sizi muayene etmem lazım. Söylüyorum işte, iyiyim. Yok bir şeyim, domuz gibiyim. Bana bak doktor. Sakın bana Hipokrat yemininden söz etmeye kalkma. Dinle beni doktor. Hayırlı bir iş yapıyorsun. Yaşlı bir kadını oğluna kavuşturuyorsun. Kim bilir? Belki de bu benim son arzumdur. Fakat efendim... Bir defa bana eskiden hep tiyatrocu olmak istediğini söylemiştin değil mi? Bak şimdi ben sana ne güzel bir fırsat veriyorum. Göster bakalım nasıl bir oyuncusun. Biraz azaldı değil mi hacısı? Bilmem. Azalmıştır öyleyse. Yarın bir ara gelin tekrar bakalım. Yarın tekrar buraya gelemem ben. Rapor istemeyecek misiniz? Ne raporu? Kaç gün gelmemeyi düşünüyorsunuz? Siz benim burada çalıştığımı sanıyorsunuz galiba. Çalışmıyor musunuz? Sibel! Ne oldu? Aman Allah'ım! Of! Ne bu elinin hali? Sıcak kahve döküldü. Önemli değil. İzi bile kalmaz. Seni görmeyince merak ettim. Sonra İlhan Bey'in eli yanan bir kızı doktora çıkardığını söylediler. Sizin kızınız mı? Evet. Beni ziyarete gelmişti. Çok canım acıyor. Her şey benim yüzümden oldu. Özür dilerim Zeynep Hanım. Önünüze baksaydınız olmayacaktı. Haklısınız. Sibel, o İlhan Temur. Ne yapalım yani? Vedat Bey'in oğlu. Bu dikkatsizliği mi affettirmez? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir kaza olmuş işte. Sağ olun doktor bey. Pomat sürmeyi unutmayın. Alayım. Teşekkür ederim. Ağrı kesiciniz var mı? Çok güçlü bir ağrı kesici. Yavrum sen hemen bir taksiye binip eve git. Tamam. Of çok kötü olmuş. Size ilaç getirdim. Çok güçlü bir ağrı kesici. Teşekkürler İlhan bey. İzin verirseniz sizi ben götüreyim. Zahmet etmeyin, ben taksiyle giderim. Aman İlhan Bey, estağfurullah, olur mu hiç öyle şey? Bakın, benim dikkatsizliğim yüzünden oldu. İzin verseniz de vermeseniz de sizi evinize ben bırakacağım, tamam mı? Şimdilik iyi uyuması için bir ilaç yazdım. İyi görünmesine aldanmayın. Her an kötü bir şey olabilir. Nasıl yani? Anlıyorsunuz işte, yaşı çok ileri. Ama babaannem çok sağlıklıdır. Hastaneye yatırsak daha mı iyi olur acaba? Yok hayır, o kadar da değil. Tedavi edilemez mi? Yurt dışına götürsek? Yapılacak pek bir şey yok. Doğrusu hiçbir şey anlamadım doktor. Hastalığı ne, ölümcül bir şey mi? Hayır bakın, belirli bir hastalığı yok. Ya teşhis koyamadınız yani. Yeşim, birkaç doktor çarp konsültasyon mu yaptırsak acaba? Yok hayır, gereksiz. Bakın Yeşim Hanım, ben kendisine gayet iyi olduğunu söyledim. Şu aşamada moralini bozmak kötü olur. Lütfen siz de bir şeyi belli etmeyin. Yalnız eğer
Uzakta olan bir yakını varsa gelse iyi olur. İyi günler. İyi günler. Ne dedi doktor? Neyim varmış? Hiç babaanne. Çok sağlıklıymışsın. Demek doğru. Ne doğru? Bana da aynı şeyleri söyledi ama ben inanmadım. Kuşkulandım. Belki size başka bir şeyler söylemiştir diye düşündüm. Babaanne, niye öyle bir şey yapsın? İki oğlunuzun gazetedeki pozisyonlarının yetki ve sorumluluklarının bu kadar farklı olması pek doğru bir şey değil. Engin Bey, siz sorumlu müdürsünüz, gazetenin patronu değil. Savaş, herkes kendi fikrini söylemekte serbesttir. İcra kurulunun üyesi olarak tek bir oy hakkınız var. Bunu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama diğerlerini etkileme çabanızı pek anlamış değilim. Bence İlhan Temur'la ilgili kararı 4 ya da 6 haftalık bir deneme sonrası verelim. Bu çok yanlış. Kendisine haksızlık edildiğini fark ederse istifasını basıp gider. Bir daha da hiçbir kuvvet onu buraya getiremez. Kendisini bileceği bir iş. Bence onu kaybetmeye bu kadar hazır olmayalım. İlhan Temur'u kazanmaya bakalım. İlhan'ın potansiyelini bilmiyoruz. Belki de basit bir muhabir bile olamayacak. İlk önce bir başarılı olup olamayacağını deneyelim. Kararı şu anda vermek zorunda değiliz. Yarın tekrar toplanabiliriz. Ben yarınki toplantıya katılmıyorum. Ayrıca bu gazete için tek bir gün bile emek vermemiş bir insanın böyle tepeden inme bir şekilde benimle aynı pozisyona gelmesini kabul edemiyorum. Haksızlık bu. Buna icra kurulu karar verir, sen değil. Ben de icra kurulunun bir üyesiyim. Ve bu kararın için yarına ertelediğinizi biliyorum. Belki yumuşarım, ikna olurum diye. Ama çok zor. Sonuna kadar direneceğim. O yoldan girmeyecektik işte. Buradan ben de tanımıyorum. Taksiyle gelmiş olsaydım çoktan eve varmıştım. Affedersiniz Sibel. Yıllardır uzaktayım. Şehri unutmuşum. Madem öyle niye beni eve bırakmak için ısrar ettiniz? Eliniz benim yüzümden yaralandı. Yani sizi öyle bırakamazdım değil mi? Bu işte nazik bir davranış olmazdı. Şu binayı tanıyorum. Şuradan girelim. Tamam. Çok üzgünüm gerçekten. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Uzak durun yeter. Peki tamam. Ah pardon. İlacınızı almayı unutmayın. Sormaya mı geldin, sitem etmeye mi? Bunu neden yaptın? Çünkü oradaki birçok insan gibi ben de bunun doğru olduğuna inanıyorum. İki kardeşin görev yetkileri arasında bu kadar uçurum olması pek çok soruna yol açabilir. Babam da ötekiler de sana güveniyor. Oradaki herkesi ikna edebilecek bir tek sen vardın ve bunu benim aleyhime kullandın. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Bunu sırf intikam için yaptım. Kadınlık gururunu incindiği için. Yoksa buraya kadınlık gururumu tamir için mi geldin? Bana böyle meydan okuduğun zaman çok daha tahrik edici oluyorsun. Artık çok geç Savaş. Ayda bana tirajların kıyaslamalı raporlarını getirir misin? İcra kurulu kararı erteledi. Tahmin edeceğin gibi Savaş kendini ıptamayıp herkese beryasını... Vedat, annen hastalandı. Annem mi? Doktor çağırdık ama pek iç açıcı şeyler söylemedi. Nasıl olur, hiçbir şikayeti yoktu. Doktor belli bir hastalıktan söz etmedi ama çocukları yanında olsa iyi olur diyor. Vedat, ne olur ne olmaz sen kardeşine haber ver. Tamam, ben seni sonra ararım. Vedat'la konuşuyorsan sakın ona hasta olduğumu söyleme. Üzülür sonra, versene şunu bakayım. Hallo? Vedat? İcra kurulu ne oldu? İlhan'ın durumu belirlendi mi? Anne bırak şimdi İlhan'ın işini. Sen nasılsın onu söyle. Ben İlhan hak ettiği yere gelince iyileşeceğim. Anne, duygu sömürüsü yapma. Bana bak Vedat. İlhan'ı Savaş'ın altında bir yere getiremezsin canım. Yani o Londra'daki güzelim işini benim hatırım için bırakıp aramıza katıldı.
hak ettiğini almalı. Bilmiyorum anne. Savaşla aramızda büyük bir anlaşmazlık çıkacak. Ben onunla da konuşurum. Ama o da durmadan kendi üstünlüğünü vurgulamaktan vazgeçmeli artık canım. Onların ikisi kardeş. Biri neyse diğeri de o bizim için. Ay, karın oradan atmaca gibi bana bakıyor. Çenesi düşük bir koca karı olduğumu düşünüyor mutlaka. Anne, ne münasebet? Al, al çocuk, al. Seninle konuşmak oğlumun daha çok hoşuna gidecek. Ne oldu baba? Babaannenle konuştum. Ve ultimatomu verdi öyle değil mi? İlhan da savaş gibi yayın koordinatörü olacak dedi. Süreyya Tömür sadece aile değil bütün gazeteyi yönetiyor. Ama beni asıl şaşırtan ne biliyor musun baba? Onun her istediğine evet deme. Bir gün Süreyya Temur'un ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu anlayacaksınız. Hayır baba. Onun her dediğinin nasıl kanun olduğunu ve isteklerin her şeyin üstünde olduğunu hiç anlamayacağım. Bu işin buraya geleceğini biliyordum ben zaten. İcra kurulu falan bahane. Savaş. Yalan mı baba? Babaannem emredecek sen de uygulayacaksın. Başka türlü olabileceğini nasıl düşündüm ki zaten? Arzu, şunu Savaş Bey iletirseniz sevinirim. Tamam Ferdi. Alo, tam sayfa, buyurun. Bir saniye. Ah Savaş Bey, Ebi Hanım sizi ister. Kim? Saliha Benderli. Hatırlayamadım ama odama bağla bir görüşeyim. Tamam. Sayın Temur'u bağlıyorum. Buyurun efendim. Size bir sürpriz yapmak istedim genç dostum. Ben Saliha Benderli, yol arkadaşınız. Hikayenizin devamını merak ediyorum. Galiba bir yanlışlık olmuş hanımefendi. Ben Savaş Temur. Evet, gerçekten bir yanlışlık var. Bakın, ben İstanbul'a dönerken İlhan Temur'la aynı uçaktaydım. Şimdi de santraldaki hanıma bana küçük Temur'u bağlamasını söyledim. O da sizi bağladı. Özür dilerim. Evet, İlhan Temur'u istemişsiniz abim. Bir yanlışlık olmuş, önemli değil. Aa, bir dakika, bir dakika. Siz onun en yakını olduğunuza göre bilirsiniz elbet. Acaba o güzel sekreter hanımla işler yolunda mı? Umarım eski sevgilisiyle çok mutlu olur. Güzel sekreter hanım mı? O kim acaba? Aa canım, siz benden daha iyi bilirsiniz elbet. Abiniz yurt dışına gitmeden önce babanızın sekreterliğini yapan güzel cici kız. Onunla olan sevdasının yarım kalması beni çok etkiledi. Ondan söz ederken gözleri parlıyordu genç dostumun. Lütfen ona mutluluk dileklerimi iletin. Kendisini hiç unutmayacağım. Tabii tabii, iletirim. İyi günler. O zamanlar babamın sekreteri olan güzel cici kız. İlhan'ın sevgilisi. Yeşim. Bingo. Ben gelene kadar icra kurulu raporundan bir kopya daha çıkarır mısınız? Tabii efendim. Toplantınız nasıl geçti? İyi. İyi, gayet iyi. İlhan odası hazırlandı mı? Hazır efendim. İstediği zaman çalışmaya başlayabilir. Pekala. Beni Savaş'a aktarır mısınız lütfen? Savaş Bey çıktı efendim. Öyle mi? Pekala. Mürüvvet, sen misin? Benim Mürüvvet'e benzer bir halim var mı? Savaş, bu saatte ne işin var evde? Kötü bir şey mi oldu? Yok, hayır hayır. Tam tersi, çok güzel bir şey oldu. Hatta bir sürpriz. Utandın mı, affedersin. Tam bir namus abidesi.
Babam seninle gurur duymalı. Neyin var senin? Kafamın içine girebilsen, öyle güzel fikirlerim var ki. Bunları salonda konuşuruz birazdan aşağı ince. Bence burada konuşsak senin için çok daha hayırlı olur. Anlatacakların babaannemin duymasını istemez. Ya sen nişin? Hı? Senin geçmişinde neler var? Bunca yıl sonra eski sevgilini karşında üvey evladın olarak görmek nasıl bir duygu? Sen ne saçmalıyorsun? Bravo. Çok güzel. Böyle bir an korkup çözüleceğini sandım. Gözyaşları içinde küçük sırrını açıklamamam için yalvaracağını. Ama biliyor musun? Bırakma böyle bir şey yapsaydın beni hayal kırıklığına uğratırdın doğrusu. Çok güzel. Çok güzel. Çık dışarı. Beni korkutmaya çalıştığını biliyorum Savaş. Ama başaramayacaksın. Başardım bile. İlhan'ın koynundan çıkıp babamla nikah masasına oturan sen değil miydin? Peki babam bunu duyarsa ne der sence? Peki baban senin yatak odama gelip de bana sarkıntılık yaptığını öğrenirse ne der? Sarkıntılık mı? Ne zaman? Şu anda. Bana iftira atıyorsun. Şantaj. Bu da çok güzel. Tıpkı senin yaptığın gibi. Savaşta aynı silahları kullanmak adalettir. Saçmalama. Babam sana inanır mı? Sana? Elinde kanıt var mı? Yok. Nasıl benim yoksa senin de yok. Ama unutma, Vedat bana senden daha çok inanır. Hayatım. Sana söylemeyecektim ama buna mecburum. Savaş odama geldi. Bana kur yaptı. Eğer anlatırsam iftira atmakla tehdit etti beni. İlhan'la eskiden aramda bir şeyler olduğunu söylermiş. Sen de ona inanırmışsın. İlhan'ın dönüşü yüzünden Savaş bir bunalım geçiriyor. Onu kıskanıyor. Zavallı çocuğun acilen bir terapiye ihtiyacı var. Biliyor musun, çok iğrençsin. Sen de. Abi bir saniye. İlhan Bey, Bayan Temur arıyor. Ben evli değilim. Babaannem herhalde. Arayan Yeşim Temur efendim. Odamdan konuşayım. Tamam. Bağlıyorum efendim. İlhan, şaşırdın değil mi? Alo? Alo, İlhan orada mısın? Aha. Evet. Doğrusunu istersen bunu beklemiyordum. Evdeyken öylesine yabancı, öyle uzak bir halim vardı ki arayacağını hiç düşünmemiştim. Sen neler hissediyorsun bilmiyorum ama benim içim karmakarışık. İlhan, sen yanlış anladın. Ben seni uyarmak için aradım. Savaş öğrenmiş ikimizi. Alo? İlhan orada mısın? Tamam, buradayım. İkinci şok dalgasını atlatmaya çalışıyorum. Demek sadece beni uyarmak için aradın ha? İlhan yapma, başka ne için olabilir? Bak, nasıl öğrendi bilmiyorum. Buraya gelip beni tehdit etti. İnkar ettim tabii. İlhan lütfen dikkatli ol. İçimi rahatlatan tek şey elinde hiç kanıt olmaması. Tamam. Tamam. Uyardığın iyi oldu. Anladım. Ona göre davranırım. Bay bay. Dün sizi Salih Benderli adlı bir bayan aradı. Yanlışlıkla Savaş Bey'i bağladım. Özür dilerim. Şimdi anlaşıldı.